Arkadaşlar hoş geldiniz. Başta Oğuzhan'a geçmiş olsun diyoruz. Artık hepimiz de yaşlı olduğumuz için bunları normal karşılıyoruz. Ben onun 10-12 yıl önce Mesele dergisinden çıkan 12 Eylül'le ilgili yazılarını 2 günde bayağı ciddi bir şekilde okudum. Burada her şeyden söz etmiş. Tabii kendisi burada olsaydı daha iyi olurdu. Arkadaşımızın demin dediği gibi kaybettiğimiz arkadaşlar hem dünya devrimci hareketi hem Türkiye'deki arkadaşlar açısından bir şeyler söylemek istiyorum. Birincisi işte Eylül başında 2008'de Ali Başpınar'ı kaybetmiştik. 11 Eylül 1978'de ise Nizamettin Orhan Gazi'yi kaybettik. Onun kaybı bizim hareketimizin çok önemliydi. İstanbul'un yani askeri örgütlenmesini yürütüyordu. Maalesef bir çatışmada onu yitirdik. Onu da anmak istiyorum. Ayrıca yine 11 Eylül'de Şili'de Başkan Allende dövüşerek öldü. O da çok önemliydi. Yani Eylül ayı böyle hep 11 Eylül, 12 Eylül'ler bizim için bayağı önemli günler oluyor. Şimdi neyi başarmıştık şeklinde bir başlık koymuş arkadaşlar. Şöyle bir bakarsak 71 hareketi, daha doğrusu 67-68'den başlayıp 71'de zirve noktasına çıkan ve 72'de Kızıldere ile son bulan hareketimiz egemenlerin artık bu iş bitti demesi ve biraz da o hareketi yürütenlerin kendi içindeki sorunlar yüzünden 73 sonları 74'te çıkan çıktığımızda aslında durum pek iyi değildi Türkiye'de devrimciler açısından. Sonuçta işte Ekim daha doğrusu 11 Eylül 73'te Allende devrildi. Biz işte bir ay sonra Ecevit seçimi kazandığı için bizim dev gencin bir bölümü tahliye edildi. Çıktık sonra işte aflarla şunla bunla yani epey bir arkadaşımız dışarı çıktı. Sadece 2-3 kişi 14 yıl içeride kaldılar. Diğer herkes çeşitli yollarla çıkabildi. Fakat çıktığımızda özellikle hem THKPC'de hem TEAKO'da hem de TİKKO, TKPML hareketleri içinde büyük bölünmeler vardı. Bizler işte genellikle okullarımıza döndük. Tekrar bir hareket olabilmesi için ne yapabileceğimize bakıyorduk. İşte ama tam o sırada 74'te falan İstanbul'da önce başladı. Faşist saldırılar üniversitelere yöneldi. Bu doğal olarak bir örgütlenmeyi ama zayıf bir örgütlenmeyi getirdi. Ankara'da da bu işler başlayınca işte Ankara'da önce AYÖT, ODTÜ'ler, ADYÖT gibi örgütler oluşmaya başladı. Onda da işte gelen genç arkadaşlarımız, ortaların grupları onlar çalışıyorlardı. Biz tabii bu arada geçen yıllar süren hapis hayatıydı, şuydu buydu. Biraz daha gerideydik ve hızla bir hareket oluşmaya başladı. İlk önce Devrimci Gençlik Dergisi etrafında örgütlenme oldu. ADYÖT ağırlıkla siyasal ve ODTÜ'der de onu da kattığımızda bayağı bir hareketlenme başladı. Mesela ADYÖT'ün veya AYÖT'ün yönetiminde Abdullah Öcalan bile vardı yani o sıra ADYÖT'te evet. O hareket genel olarak Kürt hareketi de katılıyordu. İstanbul'da ciddi bir çatışmalar başladı. O Ankara'ya yükseliş okuluna, diğer okullara doğru yayılmaya başladı. Böylece hareket tam bir hareket halini almaya başladı. Giderek işte ODTÜ'ye ciddi saldırılar oldu. Orada kayıplarımız oldu. 76 BGM direnişi önemli bir direnişti. O sonuç olarak bir kazanımla bitti. Ama 77 1 Mayıs hem Türkiye tarihi için hem
devrimci hareket için önemli bir kırılma noktasıydı aslında. Çünkü öncesindeki yapılan tartışmalar, o günün ne olacağı konusundaki tartışmalar hala sürüyor şu anda. Bu 77 1 Mayıs'ında da Devrimci Yol dergisi ilk sayısı çıktı. Yani ayrılık artık dev yol ayrılığı kesin bir hal almaya başlamıştı. Fakat o yıldan itibaren 78'de özellikle İstanbul'da, Ankara'da faşist saldırılar artık inanılmaz boyutlara gelmeye başladı. İstanbul'a destek için bazı arkadaşlarımız Ankara'dan gittiler. O sıra İstanbul'da devrimci solun ve diğer THKPC'den türeyen örgütlerin bayağı bir önde olma hali vardı. Fakat Ankara'dan giden arkadaşlarımızın çalışmalarıyla o bir dengeye getirildi. Ankara'da ise biraz daha iyi bir durum gözüküyordu. Fakat yine de mahalleler bazında pek iyi durumda değildik. Demin Fortay'la konuşurken onu da bir şey yaptık. Yani 78'in ortalarında falan iyi durumda değildik. Sadece Ankara değil, Türkiye açısından sıkıntılı bir durumumuz vardı. O sırada işte Nizamettin'in İstanbul'da öldürülmesi 11 Eylül 78 bizim için çok önemli bir dönüm noktası oldu ve ondan sonra askeri örgütlenme anlamında çalışmalarımıza hız verdik. Özellikle en başta Ankara, Karadeniz, İzmir, Ege, Orta Anadolu, Adana, Akdeniz ve İstanbul olarak Türkiye'nin bütün bölgelerinde devrimci yol, kaba bir şekilde söylersek, gücünü gösterdi. Zaten birçok arkadaşımız buradakiler de onun içindeler, biliyorlar. Genç arkadaşlar için bunu da söyledim. Burada ben bırakayım, orada devam etsin. Ben heyecanlı yerinde bırakayım. Şimdi burada şu mikrofonla mı konuşuyoruz? Tamam herhalde. Arkadaşlar merhaba. Tayfun kısa bir özet yaptı 12 Eylül öncesiyle ilgili. Birkaç şeyi burada vurgulamak lazım. Yani 12 Eylül Türkiye tarihi açısından ne ifade ediyor diye. Şimdi bunlardan birincisi Carter'ın kulağına fısıldanan bir cümle. Aslında 12 Eylül'ün en önemli açıklayıcılarından bir tanesidir. Hani bilinir böyle dünyadaki devrimler için çeşitli sözler vardır. İşte Marie Antoinette ekmek bulamıyorlarsa pasta yesin demişler. Dalton devrimciler kendi evlatlarını yiyor demiş gibi. Bunlar o tarihsel eşikleri açıklayan sözlerdir. Söylenip söylenmediklerinin ötesinde böyledir. 12 Eylül için de onu karakterize eden 3-5 tane böyle motto olarak görebileceğimiz söz vardır. Bunlardan bir tanesi Your Voice Have Done It diye. Türkiye'de darbe olduğu zaman Amerikan Başkanı Carter'ın kulağına senin çocuklar darbe yaptı şeklinde verilen bir istihbarat cümlesidir. Aslında bu 12 Eylülcülerin bütün milli söylemlerine rağmen bir Amerikan çocuğu olduğu ve dolayısıyla Amerikancılıkla mağlul bir darbeden söz edildiğini en veciz şekilde özetler. Yani 12 Eylülcüler bütün milli görüntülerine, herkesi vatan hainiyle suçlamış olmalarına karşın doğrudan doğruya burada bir şeyle karşı karşıyadırlar. Yani dolayısıyla hiç şüphe yok ki 12 Eylül darbesi Amerikancı bir darbedir. O günün dünya konjonktüründe İran devrimi, arkasından Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgali, Soğuk Savaş koşullarında Türkiye'de bir sol ve devrimci dalganın yükselmesini engellemek için doğrudan doğruya bir Amerikan müdahalesi olarak görülebilir. İkinci önemli şey, Halit Nari'nin 12 Eylül darbesini karşılarken o güne kadar
İşçiler gülmüştü, bugünden sonra biz güleceğiz lafıdır. Bu da 12 Eylül'ün çok net bir şekilde bir işçi düşmanı, bir halk düşmanı, bir darbe olduğunu çok net olarak ifade eder ve onun sınıfsal özünü ortaya koyar. Daha sonra yine 12 Eylül cezaevlerinde Agi Aktay Güner'lerden ve kısmen de Doğu Perinçekler tarafından ifade edilen Agi Aktay Güner'in veciz bir sözü vardır. MHP'nin MHP davasında yargılanırken fikirleri iktidarda biz hapisteyiz. Yani dolayısıyla bu 12 Eylül darbesinin bir faşist darbe olduğunu bir faşistin ağzından en veciz şekilde ifade edilmesidir. Yine bugün anti-Amerikancılığı gözümüze sokmaya çalışan, kendini böyle idare eden Doğu Perinçek Hareketi de 12 Eylül'de kendi özel teorisi nedeniyle sıkı bir 12 Eylül destekçisidir. Sıkı bir Amerikancı darbe destekçisidir. Çünkü onların teorisine göre o gün asıl tehlike Sovyet sosyal emperyalizmden geliyordu. Amerikan emperyalizmi gerileyen bir güçtü. Dolayısıyla Amerikan emperyalizminin Türkiye'de bir darbe yapması Doğu Perinçek ve ekibi tarafından iştihakla karşılandı. Siz onun bugün söylediklerine bakmayınız. 12 Eylül faşist darbesini desteklemiş olan, bunun utancını taşıyan bir siyasal hareket olarak kendileri ortaya çıkar. Daha sonra devam eder 12 Eylül'deki sözler. Adaletsiz ve hukuk tanımaz bir rejim olduğunu söyleyen ve belirten yine Kenan Evren'in ağzından çıkmış bir sağcılı, bir solcu arka arkaya astık şeklindeki sözdür. Yani bu denge politikası ve adaletin insanları idama kadar götüren bir adaletin bir junta liderinin ağzından ifadesidir. Ama en az bunlar kadar önemli bir cümlesi daha vardır. Eğer der, biz bu kürsüde böyle konuşmasaydık, şimdi Terzi Fikriler bu kürsüden konuşacaktı. Bu da aslında esas olarak 12 Eylül'ün devrimcilere karşı, devrimci düşüncelere karşı gündeme getirilmiş bir açık faşist darbe olduğunu ortaya koyar. Son bir anekdot daha olsun. O da Aziz Nesin'in 1984'te Aydınlar Bildirgesi'ni imzaladığı zaman olağanüstü bir zekayla Kenan Evren için söylediği laftı. 12 Eylül'ü yaşayanlar hatırlayacaktır. Sürekli Kenan Evren her çıktığında bizleri, devrimcileri vatan hainliğine suçlardı. 1984'te Aydınlar Bildirgesi demokrasi talep edince Kenan Evren bir konuşmasında ne yapayım ben böyle aydını? Vahdettin de aydındı ama vatan hainliğiydi diye bir konuşma yapar. Aziz Nesin'e sorarlar bunu, ne diyorsunuz diye. Cevabı olağanüstüdür. Vahdettin aydın mıydı bilmem ama devlet başkanı olduğu kesindir. Yani bu Kenan Evren için söylenmiş en önemli laflardan bir tanesidir. Dolayısıyla 12 Eylül ve ondan sonra yaşanan Özal dönemi, Türkiye'de devrimci mücadeleyi, devrimcileri hem ideolojik anlamda hem örgütsel olarak gelmek üzere kurgulanmış bir ara dönem olarak görülebilir. 12 Eylül, bütün demokratik kazanımların üstünü kapatan, gerici bir anayasayı baskı ve şiddet yoluyla onaylatan, siyasal partiler rejiminden seçim kanununa kadar %10 barajlarıyla, lider sultalarıyla yeni bir siyasal düzen ortaya koyan ve etkileri bugün hala bizim hayatımızda süren bir askeri darbe olarak, bir faşist darbe olarak görülmektedir. Şimdi bunun önemi şurada, yani 12 Eylül'ün önemi şurada. 12 Eylül'ün ardından işte özel liberalizmi, 24 Ocak kararlarıyla 12 Eylül'ün kurduğu bağlantı, arkasından duvarın çöküşü, sonuç olarak devrimciler açısından yenilgiyi sadece bir örgütsel yenilgi olmaktan çıkartmış, aynı zamanda ideolojik olarak bir bulanıklığın, ideolojik olarak devrimci düşüncelere olan inancın sarsıldığı uzun bir tarihsel aralık olarak yaşanmıştır. Bugün de etkileri hala sürmektedir. Şimdi 12 Eylül üzerine çok şey yazıldı, çok şey konuşuldu. İşte
Yüzlerce insan işkenceden geçirildi. Onlarca insan işkencelerde öldü. Dara ağaçlarında can verdi. Ve büyük bir toplumsal baskı ortamıydı 12 Eylül. Örneğin 13 bin nüfuslu bir Artvin'de 1300 kişilik Artvin devrimci yol davası vardı. 30 bin nüfuslu bir Fatsa'da 1800'e yakın insanın yargılandığı bir devrimci yol davası vardı. Buna Yeniçeltek, TEAKO davaları, THKPC davaları falan diye baktığınız zaman Türkiye'nin her yerinde çok büyük ana davalarla devrimci düşüncelerin bastırıldığı bir yargılanma süreci ortaya çıktı. Şimdi burada hep tabii şuradan bakıldığı işi, 12 Eylül'ün ne kadar işkence yaptığı, ne kadar insan öldürdüğü falan tabii Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir durumdu. Ama 12 Eylül'ün belki başka bir yüzü daha var. O da işkence yapan kadar bu toplumda işkenceci yaratmasıdır. Çünkü Türkiye'de askerliğini yapmak üzere Anadolu'dan buraya gelmiş, işte Mamak Cezaevi'de gardiyanlık yapan ama o ortamda işkenceciye dönüşen yüzlerce insan vardı. Bunu Artvin'de, Fatsa'da, Adana'da baktığınız zaman bu toplumun gerçekten o şiddet toplum olma özellikleri de 12 Eylül'ün kendi işkencecilerini yaratan bir toplumsal hayat ortaya koymasıdır ki bu da bir insan için başka bir dramdır. Düşünün siz bir işkence tezgahındasınız, işkence görüyorsunuz. İşkence yapan asker 3 ay sonra terhis olur, köyüne gidiyor. Artık normal bir hayata girebilme ihtimali yok. Dolayısıyla bir zihinsel hesaplaşmanın olmasında bu toplumsal suç ortaklığının da bir günahı olduğunu çok net olarak ortaya koymak gerekir. Peki 12 Eylül böyleydi. 12 Eylül böyle bir kötülükler imparatorluğu olarak yaşandı. Peki sol bunun karşısında ne yaptı? Sol nasıl bir gelişme içerisinde oldu? Tayfun bunun azıcık köşe taşlarını ifade etti. Biraz bizim açımızdan da ifade etti. Ama şu çok net olarak söylenmeli ki 12 Mart devrimcilerinin yenilgisi, işte Kızıldere'de sonuçlanan, Dara Ağaçları'nda sonuçlanan yenilgisi bir ideolojik yenilgi olmadı. Bir örgütsel olarak, bastırma olarak yaşandı. Tabii ki bir 12 Mart, bir 12 Eylül provasıydı. Yaptığı işkencelerle, baskılarla ama çok kısa bir süre sonra, yani bir buçuk yıl sonra bir sonraki devrimci kuşak olarak biz Türkiye'de devrimci mücadeleye atıldık. Mahir Çayan'ın 68 devrimcilerinin ideolojik haklılığı, fedakarlıkları, kahramanlıkları konusunda en ufak bir kuşkuya sahip değildik. Onların hiçbir tanesini yaşamamıştık. 12 Mart döneminde lise öğrencileriydik. Ama 68 devrimcilerinden bize kalan şeyi bir anda Türkiye'nin her tarafında pıtrak patlayan bir mücadele olarak örgütleyen başka bir kuşak geldi arkadan. Ve bu iki kuşağın yani 68'de bütün o süreçleri yaşamış ve devrimciliğe devam etmek isteyen o Tayfunların kuşağı denebilir. Bizim kuşak arasında çok ciddi bir korelasyon ortaya çıktı ve bu iki devrimci kuşak diyeyim, yani kendimizi övmüş gibi olmayalım ama öyle diyelim. Bu iki devrimci kuşağın yarattığı sinerji çok ciddi bir mücadele süreci başlattı. Belki de biraz 12 Mart'ta sol hareketi bastıramadığını düşünen egemen güçler 12 Mart'tan hemen sonra hareketlenen bu devrimci kuşağa karşı da çok ciddi bir sivil faşist saldırı dalgasıyla karşı karşıya bıraktılar. 1974 yılında, 73 yılında işte biz ODTÜ'ye girdiğimizde daha okul açılmadan böyle dışarıdan gelen faşistlerin saldırılarıyla karşılaştık ki yaptığımız iş Amerikan Kissinger'ın Türkiye'ye gelişinin, Amerikan Dışişleri Bakanı Kissinger'ın gelişini protestoydu. Bunun bir MHP'li saldırısıyla, silahlı külahlı saldırıyla karşılaşması aslında bize ideolojik olarak ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu. Yani o günün faşistlerinin bir Amerikan projesi olduğuna dair çok net bir şey de yarattı. Ve henüz solcuların, devrimcilerin herhangi bir silahlı direniş örgütleme imkanlarının olmadığı, silahlarının olmadığı bir dönemde böyle bir durumla karşılaştı. Ve büyük bir saldırı Türkiye'nin her tarafında gündeme geldi. İşte İstanbul'da Kerim Yaman, Şahin Aydın'ın ölümü,
biz Türkiye'de işte Nuray Erenler falan, şimdi ismini hatırlayamayacağımız bir soru devrimci insanın Faşistlerin saldırısında öldürülmesi gündeme geldi. Olay sadece bununla değildi. Çok büyük bir örgütlenme çıktı ortaya. Çok büyük de bir direniş çıktı. Faşistler demagojiye de başvuruyorlardı. Yani başvurdukları demagoji, işte silahları bırakalım, barış olsun falan. Ama bir yandan da her gün arkadaşlarımızı öldürdükleri bir noktaydı. Biz de kendimizi savunabilecek bir çizgi etrafında örgütlenmeye çalışıyorduk. Ama zor bir durumdu. Yani karşı tarafta silahları bırakalım diyen bir hareket, biz sanki silahla saldıran bir hareketmiş gibi bizi o köşeye sıkıştıran bir şey. Ama dev gencin zekası biraz bu işi çözdü. İşte Abdi İpekçi silahları bırakalım kampanyası yapıp Ülke Ocakları ile dev genci bir araya getirdiğinde Ülke Ocakları silahları bırakalım dedi. Dev genç ise dev gencin bırakılacak silahı yok dedi. Yani bu iki manaya da gelen bir şeydi yani. Hani bir silahımız yok, iki bırakılacak silahımız yok. Böylece faşistler bir anda silahları olan, bize saldıran, bırakmak isteyen insanlar pozisyonuna düşmüş oldu. Bu aynı zamanda Türkiye'de 12 Eylül'e doğru giden faşist saldırılarla solun yükselişini engellemeye çalışan bir özel harp savaşı olarak da gündeme geldi. Yani Casmat'ın Özel Harp Dairesi'nin odalarında örgütlenmiş bir sivil faşist hareketle bir saldırı kampanyası paralel gitti ve bunun karşısında Türkiye'nin her tarafında güçlü bir direniş gündeme geldi. Tabii orada Ecevit'in ve Sosyal Demokrat Hareketi'nin yükselişini, ilk defa Türkiye'de sağın azınlığa düşebilecek bir oy durumuna gelmesi de faşist saldırıların çok daha şiddetlenerek sürmesine yol açtı. Ve bu saldırılar yoluyla solu bastırmak aynı zamanda da bir daha açık bir faşist rejime doğru Türkiye'yi zorlama noktasında tavır ve tutum aldılar. 1977'deki Ecevit'in seçim başarısının arkasından Maraş'ta, Malatya'da, Çorum'da, özellikle de Maraş'ta Ecevit'i sıkı yönetim ilan etmeye kadar sürükleyen ve yükselişindeki bütün ilerici laflardan vazgeçiren, işte kontrgerillayı dağıtacağım, su işleyenin toprak işleyenin su kullanım gibi sol şeylerden vazgeçmesini sağlayan bir faşist saldırı dalgasıyla karşılaştı ve zaman zaman CHP iktidarı milliyetçi cephe iktidarlarıyla yer değiştiren bir şekilde ortaya çıktı ve bu arada Türkiye'nin manzarası, okulların, mahallelerin, şehirlerin paylaşıldığı, küçük çaplı bir iç savaşın Türkiye'nin her tarafında gündeme sokulduğu, bu arada da sıkı yönetimin ilanıyla beraber ordunun devreye sokularak siyasetin giderek bir açık diktatörlüğe doğru evrildiği bir siyasal hareketlenme ortaya çıktı. İşte devrimci olun belki de o dönemdeki en önemli başarılarından bir tanesi. Bir, bu ordunun devreye sokulması ve sıkı yönetim yoluyla bir askeri darbeye doğru Türkiye'nin gittiğini tespit etmesi. İki, bu askeri darbe karşısında genel olarak bir antifaşist mücadele çizgisini ete kemiğe büründürmesiydi. Aynı zamanda da yeni bir hayat tarzını vaaz ettiği, işte FATSA gibi, OTTK gibi, Yeni Çeltik direnişleri gibi bir direniş çizgisini de Türkiye çapında yaygınlaştırmaktı. Buna rağmen, yani darbe karşıtı bu başarı, faşistlere karşı mücadelede bu önemli bir siyasal çizginin tutulmasına rağmen, biraz hareketin kendi zaafları, bir Türkiye sol hareketinin çok fazla sayıda fraksiyona bölünmüş olan rekabetçi yapısı, ama en az onlar kadar önemli olan da özellikle işçi sınıfı hareketi içerisinde örgütlü olan o günün Sovyetik işte TKP gibi akımlarının bu aktüel antifaşist mücadelede bütün bağlarını kopartmış ve bir anlamda işçi sınıfı hareketini 12 Eylül gibi bir darbenin önüne bir direniş mevzusu olarak koyamamasıydı. Çünkü bir faşist darbeyi engelleyebilmenin sadece bizim kendi gücümüzle kotarılabilecek bir şey olmadığı 80'lerin başında ortaya çıkmıştı zaten. Burada eğer güçlü bir işçi hareketi, güçlü bir devrimci işçi hareketi varlığını ortaya koyabilmiş olsaydı
çok daha değişik sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Bunu aynı zamanda sosyal demokrat hareket için de söyleyebiliriz. O da işte goşistlerin, maceracıların, sağ solun çatıştığı şeklinde bir ideolojik noktada duruyordu. Ve CHP'lilerin bütün Anadolu taşrasında koruyucuları devrimciler olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana merkezi bir askeri darbenin ve bir direniş barikatının kurulmasında çok ikircikli davrandı. Dolayısıyla bir askeri darbe ve 12 Eylül'e gidilmesini engelleyebilmek için aşağı yukarı birkaç ihtilalci hareket dışında ve ana gövdesi devrimci olmak üzere bir siyasal küme dışında bu gidişi engelleyebilecek bir güç yığını ortaya çıkmadı. Nitekim 12 Eylül askeri darbesi olduktan sonra işte DİSK yöneticilerin hemen direniş göstermeden teslim olması falan biraz da aslında solun o günkü olgunluk derecesinin bir askeri darbeyi engelleme düzeyinde olmadığını gösterdi. Burada iki tane şeye dikkat çekmek gerekir. Çok Galata meşhur olmuş şeylerdir bunlar ve doğru değildir aslında. Birincisi 12 Eylül geldiği gün bütün çatışmaların bittiği, Türkiye'nin günlük gülistanlık olduğu. Dolayısıyla aslında geçmişteki çatışmaların da bir provokasyon olduğuna dair bir imaj yaratmak isterler. Bu doğru değildir. 12 Eylül'e karşı direniş ilk gününden itibaren aylarca ufak sokak gösterileri, mahallelerde propaganda şeyleri, küçük korsanlar, hatta işte bir Anadolu'nun çeşitli yerlerinde dağa çekilmeler falan şeklinde 1984'lere kadar azala azala ve çeşitli şekiller altında devam etti. Biz yakalandık, cezaevlerine girdik, dışarıda arkadaşlar daha başka şeyler yaptılar. Birincisi budur. İkincisi yine bu provokasyon fikrini desteklemek için ya işte eskiden öğlen sağcıyı öldüren silah akşam solcuyu öldürürdü falan gibi böyle 12 Eylül'ü bir provokasyon gibi gösteren, onun hakiki bir sınıf çatışmasının üstünde yükselen bir şey olmadığı konusunda fikirleri güçlendiren laflar da vardı. Bu da bir tamamen bir masal ve bir uydurmadır. Kuşkusuz iç içe geçmiş mekanlarda bir karşılıklı mücadele içinde zaman zaman devrimcilerin silahlarının faşistler tarafından gasp edilmesi veya aksi bir sürü olay vardır ve dolayısıyla o çatışma içinde olmuş bir şey daha sonradan bir yalan haline dönüştürülmüştür. Bunu özellikle ikisini belirtmek istiyorum. Ama 12 Eylül'ün en temel problemi, tarihsel olarak bugüne uzanan şey, onun yarattığı iki açıdan akan bir şeydir, ideolojidir. Bunlardan bir tanesi Aydınlar Ocağı eliyle Türk İslam sentezi diye ifade ettiğimiz şeyi biraz da komünizmi engellemek için rejimin ideolojik ayaklarından biri olarak kurgulamalarıdır. Bugünkü MHP-AKP iktidarının nüvelerini o günden görebilmek mümkün. Birincisi bu. İkincisi ekonomiyi Özal'ın eline teslim edip ihracata dönük bir ekonomi yoluyla bir liberalizasyona tabi olması Türkiye ekonomisinin bugün IMF'ci, küreselleşmeye eklemlenen bir liberal Türkiye'nin de 12 Eylül eliyle yolunun açılmasıdır. Şunu söyleyebiliriz. Bugün Türkiye'yi 12 Eylül öncesinde iki tane marjinal partisi yönetiyor. 1980 öncesinde MHP %2'ler, 2,5'lar üzerinde oy alan, bugün AKP'nin ideolojik ataları olan Milli Selamet Partisi'nin %5'lerde, 6'larda oy aldı. Toplasanız %7-8'lerde bir oy alabildiği bir iktidar bloku bugün bizim hayatımızı yönetiyor. Bunun en önemli nedeni de gerçekten Türkiye'yi bugünkü yaşadığımız rezalet tablodan kurtarabilecek olan solun, devrimcilerin biraz da Amerikan politikalarının güdülemesiyle ezen, toplumsal etkilerini yıkan ve kriminalize eden anlayışının ve fiili zorunun bugün yaşadığımız tablo üzerinde çok net bir etkisi vardır. Sol bir Özal liberalizmi, arkasından
duvarın yıkılması, arkasından Kürt sorununun yükselişiyle beraber kimlikler üzerinden bir politikanın siyasetin ana zemini haline dönmesi gibi nedenlerle siyasal etkisini ve toplumsal etkisini çok büyük ölçüde yitirdi. Ama solun şöyle bir kötü huyu var. En yok olduğu zamanlarda bile bir anda bir toplumsal dalgayla kendini yeniden var ediyor. İşte Gezi bunlardan bir tanesi. Bugün tekrardan AKP-MHP bloğunun yıkılması için biriken enerji, hayır cephesi, tek adam rejimine karşı her düzlemde mühendislerinden kadınlara bir mücadele çizgisinin sürekli mayalanması pek de öyle egemenlerin ev hesabının çarşıya uymadığını gösteriyor. Bu da devrimcilerin kendi haklılıklarından koşullar ne olursa olsun vazgeçmedikleri mücadele çizgilerini gösteriyor. Belki de panelin adına buradan geri dönüp bakmak lazım. Neyi başardık? Türkiye'de bu Anadolu topraklarında devrimciliğin nasıl olduğunu, nasıl olabileceğini göstermeyi başardık. Ve bugün Anadolu'ya gittiğiniz zaman modern bir hayat tarzını sürdüren bütün kent parçalarında, kasabalarda mutlaka devrimcilerin bir ayak izi vardır. Bunu Hopa'ya gittiğinizde görürsünüz. Bir de Yozgat'ın ilçelerine gittiğiniz zaman, Çekere'ye gittiğiniz Yozgat'ta başka bir şey görürsünüz. Yani bugün Türkiye'de ilerici devrimci olan ne varsa biraz da bu 12 Eylül öncesinde ve ondan önce yitirdiğimiz arkadaşların, bu mücadele içerisinde yer alan arkadaşların ve bugün bu mücadeleyi sürdüren sizlerin ayak izlerini görmek mümkün. Dolayısıyla neyi başardık? 12 Eylül'ün bizi yok edememesini başardık. Ve hatta 12 Eylül'ün artık bütün bir toplum için lanetli bir dönem olduğunu başardık. Ve dolayısıyla bugünkü toplumsal güç dağılımı kimseyi karamsarlığa sevk etmesin. Bütün imkanlarıyla, bütün devlet baskılarıyla, ideolojik aygıtlarıyla, hırsızlıkla elde ettiği paralarla falan filan bütün bu toplumun üstüne yüklenmelerine rağmen bu toplumun hala %60'ını ikna edememişler. Kendi gerici ideolojilerin peşine takamamışlar. Bunun en onurlu sahiplerinin de bu salonda bizi dinleyen arkadaşlarımız olduğu kadar bizi buraya kadar taşıyan bir tarih olduğunda bilinmesi gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, soru alacağız değil mi? Herkese merhaba arkadaşlar. Hani ben de ufak bir belki bugünden 12 Eylül'ü gören kuşaklar yaşamamış ama dinlemiş. Belki anlatılanlardan dinlemiş. Belki siyah beyaz filmlerden izlemiş ya da dizilerden duymuş biri olarak birkaç bir şey ve bizim hayatımızda bıraktıkları ne değiştirdi? Ve o gün orada direnenler, mücadele edenler bizim için ne ifade ediyor? Birkaç bir şey söylemek isterim. Ardından sorularla devam ederiz diye düşündük. Yani aslında Bülent abi biraz bahsetti. Hani 12 Eylül'ün baskıcı ve bir anlamda solun üzerinden geçen, örgütsel bütün bağlarını kopartan ve toplumu bir teröre ve şiddete maruz bırakan halini artık kabul etmeyen ve bu konuda uzlaşmayan kimse kalmadı. Herkes bu konuda hemfikir. Ancak belki bir kere daha altı çizilmesi gereken ve belki bizim kuşaklarımızı en fazla etkileyen bir diğer yanı da 12 Eylül'ün solun fikri bütünlüğüne ve solun fikri hegemonyasına verdiği zararın sonuçları olabilir diye düşünüyorum. Hani ciddi bir örgütsüzlük ve bu fikirleri ve taleplerin dışında kalan genç kuşaklar yıllarca yetişti, yetiştirildi.
kendi talepleri, kendi istekleri ve gelecekleri için mücadele eden insanların bütün fikirlerinin ve bütünlüğünü ifade etmesine rağmen sola ve sosyalistlere uzak durmayı ve bir örgütsüzlüğün içerisinde devinmeyi getiren bir sonuç doğurdu bu ve belki hepimizin kabul edebileceği bir şey var ki az önce Bülent abim de söylediği gibi geriye dönüp bakıldığında evet sağ fikirler hatırlanmıyor. Evet sağ fikirlerin bugün genç kuşaklarda bir karşılığının olduğunu söylemek mümkün değil. Belki bunun en önemli kanıtlarından biri Gezi'ydi ve oradaki taleplerin varlığı, oradaki taleplerin belki de solun 1980 öncesinde savunduğu değerlere bir saygı duruşu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ne yazık ki orada kaybettiğimiz bir şey varsa o da bütün bu talepleri, bütün bu fikri mücadeleyi ifade edebilecek ve belki de az önce ifade edilen devrimci genç kuşakların yeniden yan yana gelmesini sağlayacak bir fikri bütünlüğün yeniden inşa edilmesine dair bir eksiklik yarattı toplumda. Kendi hakkını aramayan, kendisinin kavgasını kendisi vermeyen ve siyaseti kendi dışında bir gruba atfeden bir siyaset düzlemi yaratılmış oldu. Yani 1980 öncesinin en önemli unsurlarından biri de belki kendi özgücüyle siyaset yapmayı, kendisi için ve kendi hakları için kavga etmeyi bilen bir halk yaratmış olmasıydı. Bu örgütlü kavgayı yaratmış olmasıydı. Belki bugün Türkiye toplumunun tekrar hatırlamaya başlaması gereken ve belki de bizim bu çabaya destek vermemiz gereken hikaye tam da burada başlıyor. Kendi hakkını arayan ve kendisi için mücadele eden, siyaseti başka bir yere devretmeyen bir toplum yaratmak, bir örgütlü toplum yaratmak fikrinden geçiyor. Belki sola dair en önemli tahribatlardan biri bu oldu. Hani bugün de belki bunun izlerini taşıyan bir mücadelenin parçası olabilmek hepimiz için anlamlıdır diye düşünüyorum. Hani ben çok fazla uzatmayayım. Hem bize bu mücadeleyi hayatları boyunca taşıyarak bize bu yürüyüşün her şeyden daha önemli olduğunu, böyle yürümeyi ve başa dik yürümeyi öğreten herkese ve kaybettiğimiz ve bugün birlikte yol yürümeyi ben onur duyduğumuz herkese saygıyla bitireyim. Umarım biz de bu onurlu yürüyüşü sonuna kadar götürebiliriz. Evet, sorularla devam edebiliriz. Yani çıktıktan sonra yaşananlar 78'e doğru hemen hemen herkes dışarı çıkmıştı çeşitli cezalardan. Sadece içeride birkaç kişi kalmıştı. 14 yıl kalanlar, ölüm cezası alanlar. İşte bir Ertuğrul, Nahit Töre'ydi. Şimdi geçmişe fazla takılmamak gerekiyor. Yani biz onlar ne söyledilerse söylediler. O kadar önemi yok. Ayrıca Ertuğrul'da aynı partide yer de aldık. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani onu bırakalım. Esas olarak bizim devamında Portan'ın da söylediği gibi o özellikle yeni gelen arkadaşlar zaten bize o desteği vermeseler de hiçbir şey olmazdı. Biz nihayet birkaç kişiydik. Öbür hareketlere de baktığınızda toplasanız Türkiye'de 30-40 kişiydik. Çünkü o sırada hapishanelere mesela Niğde cezaevine giden, başka yerlere giden THKPC'nin bazı lider seviyesindeki insanları halkın yolu gibi yerlere gittiler, aydınlıkçı oldular. Bunlar gerçekler. Yani onları aslında bırakalım. Esas olan bugün hala işte o 30 Mart'ın 50. yıl dönümünde konuştuğumuz gibi esas olan Mahir Hüseyin Ulaş şeyinin hala Türkiye'de
çok yaygın bir şekilde insanlar tarafından, ayrıca denizlerin gördüğü saygı, bunlar önemli. Yani biz bir şey olabildiysek 74'ten sonra onlar sayesinde oldu, Kızıldere sayesinde oldu. Bunu hiç inkar edecek bir şey yok. Bingöl'ün durumu daha özel bir durum oluyor. O bizim okuldan, ODTÜ'dendi zaten, bizden büyüktü. Ama ideolojik olarak içerideki hikayeyi o ideolojisini yaptı ve diğer arkadaşları peşinden o sürükledi aslında. Ama şu taraftan da baktığınızda yani 10 kişi arasında ismi vardı. Yani şey olarak işçi kesiminden gelen oydu ve Ali Ağa'daki saldırıda Necmettin onun kollarında öldü. Yani bunları da yok farz edemeyiz. Ama devamında yurt dışına gitti herhalde. Büyükada'da yaşıyordu. Ben de yazın oralarda oluyordum. Hiç konuşmuyorduk. Epey arkadaşları vardı. Eskilerden kalma arkadaşları falan. İşte 4 yıl önce Express dergisine kötü bir şey verdi. Çok kötüydü. Onu belki okumuşsunuzdur. Yani öyle onlara takılmamak gerekiyor. Bu gerçeğimiz bu yani sonuçta, ama bizim esas gerçeğimiz Kızıldere. Yani şimdi iki konu hakkında da biraz değineceğim. Bu insan anatomisi, maymun anatomisinin anahtarıdır. Marx'ın Grundrisse sesinin ön sözündedir ve biz devrimci olarak çok severdik bu lafı ve çok kasıt kullanırdık. Oradaki kasıt şu, bir organizmayı anlayabilmek için onun en gelişmiş örneğine bakmak gerekir. Çünkü genellikle evrimci bir tarih anlayışı sonuç olarak maymundan insana gidişi görür, halbuki gelişmiş haline bakmak lazım diye. Şimdi devrimci ol. Biraz hani Bingöl, Erdoğan falan filan da ilgili olan şey ve Tayfun'un Kızıldere vurgusunu da bunda görmek gerekiyor. O günün toplumsal koşulları içinde aslında THKPC hareketini aşan ve yeniden yorumlayan bir siyasal hareket. Bingöl Erdoğan'ın çizgisi özellikle işte Mahir Çayanlar, Yusuf Küpeliler, Münir Atbolgular döneminde bir THKPC hareketinin, kurulmuş olan THKPC hareketinin bir işçi çalışması temelinde sürdürülmesi ve büyütülmesi diye ifade edilecek bir siyasi çizgi bu. Sonra o çizgideki arkadaşların mahkemelerdeki tavır tutumları falan bir kenara bırakıyorum. Mahir Çayan'ın çizgisi ise bütün bunları varsayan ama 12 Mart'ın koşulları içerisinde bir tür şehir gerilası ve da ifade eden, politikleşmiş askeri savaşı falan da ifade eden başka bir siyasal çizgi. Ya dolayısıyla bugün Bingöl Erdoğan'ın geriye dönüp Mahir Çayan'ın yoldaşıydı, şöyleydi, THKPC'yi kurdu falan değil. Tam tersine asıl THKPC'nin oluştuğu ikili süreç içerisinde THKPC'den ayrılan, başka bir siyasal çizgiyi ifade eden. Kişisel macerası da öyledir. Yani 12 Eylül öncesinde Devrimcioğlu, THKPC ve Mahir Çayan'ı yeniden yorumlayarak aşarken Bingöl Erdoğanlılar kendi çizgilerinde işte sendika uzmanı, diskin içerisinde çalışan hatta TKP'ye yakın insanlara dönüştüler. Şimdi buradaki dramatik olan şey şudur. THKPC önderlerini, asıl önderlerini Kızıldere'de kaybetmiş. İşte Ulaş Bardakçı'yı falan katarsanız, Ziya Yılmaz'ı katarsanız yani ana kadrosunu fiziki olarak kaybetmiş bir siyasal hareket. Sonra yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönem eğer hakikaten Kızıldere gibi bir miras kalmasaydı, mesela Bingöl Erdoğanlıların çizgisinden aksaydı tarih, hiçbir zaman için faşizme karşı böyle ciddi bir siyasal mücadelenin, ciddi bir direnişin olmadığı bir durum söz konusu olurdu. Biraz spekülasyon yaparsa. O Mahir Çayan'ın çizgisi sonuç olarak bizim genç kuşağımızı bu eski arkadaşlarla ve çizgiyle birleştiren bir şey oldu. Mahir Çayan'ın kendi ideolojik çizgisini
unsurlarına ayıran çok siyasal hareket gördük biz 12 Eylül öncesinde. İşte onun sadece şehir gerillası, işte bir öncü savaşı fikri etrafında giden acilcilik, melesepecilik, devrimci kurtuluşçuluk, eylem birlikçilik, kasabalıcılarcık falan diye böyle bir sürü bilemediğimiz küçük küçük mihvallerin Mahir Çayan ideolojisini sürdürüyoruz diye küçük askeri eylemlere başvurdukları noktada aynı zamanda THKPC içindeki bir ayrım, işte bu Yusuf Küpeliler çizgisi ve kısmen Kurtuluş Hareketi'ni de etkileyen, onu da domine eden bir harekette ya işçi sınıfı içinde çalışalım diyerek kendini biraz TKP'ye yedekleyen bir çizgiye doğru gitti. Devrimci Yol Hareketi bu manada hem THKPC hareketinin mirasını devralan ama aynı zamanda onu hem teorik hem pratik düzeyde daha üst bir seviyeye yükselten ve bu yoğrulmayı yapabilen bir şey ortaya koydu. Bugünden bahsedersek işte insan anatomisine gelirsek, bugün sol parti dahil, bugün devrimci yol geleneğinden gelen arkadaşların yürüttükleri siyasal kümeler dahil, aslında bu hareketin büyük yenilgilere, büyük ara vermelere, senede 40 yıl falan geçmiş olmasına rağmen, Türkiye'nin hemen her yerinde bir siyasal özne olarak devam etmesi, çeşitli toplumsal hareketlerin içerisinde işte Keskin, Temomobe'nin diğer yerlerde kendi varlıklarını sürdürüyor olmaları aslında bir devrimci yol mirası. Devrimci yolu o zaman Mahir'i inkar etmekle, siyasi çizgisinde pasifizmle vesaire falan suçlayan bir sürü siyasi hareket ise bugünün Türkiye'sinde hiçbir şey ifade etmiyor. Yani ne acilcilikten bahsedebiliyoruz, ne melesepecilikten bahsedebiliyoruz, ne de o zaman TKP'ye eklenen, o zamanın Sovyetçi, bugünkü TKP değil, eklenen THKPC kalıntılarının da bugün karşısında bir değeri yok. Onlar Haydar Kutlular'ın falan tasfiye ettiği TKP ile tarihin çöp sepetine gittiler. Yani dolayısıyla bugün insan anatomisi denen şey, bu Mahir Çayan'ın ideolojisinin ve çizdiği çizginin ve devrimci olun bunun üzerindeki bina ettiği şeyin, bu sosyalizm anlayışıdır, direniş komitesidir, parti cephedir, faşizm analizleridir. İşte silahlı mücadeleleri, kitle mücadelesinin beraber ele alınması fikirleridir falan. Bütün bunların hepsi aslında bugünün konjonktüründe bizi hala ortak bir politik zeminde politika yapmaya iten insan anatomisidir. Biz bu varlığın kendisinden bir geri dönüş sağlayabiliriz. Ama devrimci yolu sadece ve sadece faşistlerle mücadeleyi indirgeyen bir şey olarak görürsek onun devrimci ve yeni bir sosyalizm deneyi olduğunu kurgulamazsak ortaya kuru bir şey kalır. Şimdi Latin Amerika'da, Nikaragua'da falan bir sürü devrimci hareket böyle bir gerilla hareketinden bir dönüşüm sağlayabilmiştir. İşte Mujica'nın Tupamaro'lardan gelip orada devlet başkanı olması Uruguay'da veya Şili'de bizim dönemin en önemli devrimci yola benzeyen hareketi MIR'in bir tarih sahnesinden yok olduktan sonra şimdi Boris diye bir çocuk tarafından MIR şarkılarıyla bir Şili'de ortaya çıkması. Bütün bunlar aslında bir tarihsel dönemde Mahir Çayan ideolojisinin yeniden nasıl aşılarak bir noktaya geldiğidir. Ha belki bugün bizim eleştirileceğimiz nokta devrimci yolun THKPC'ye uyguladığı şeyi aynı güçte ve şiddette devrimci yola uygulayamamış olmamızdır. Yani onu aşma hikayesini henüz becerememizdir. Bunun faktörleri üzerine çok daha fazla konuşabiliriz. Ama devrimci yoldan kalan ne derseniz, bana göre devrimci yoldan kalan Gezi'dir tuhaf bir şekilde. Yani neden? Çünkü hani bizi ODTÜ ÖTK'yı yapan şeyle Gezi'de savunulan değerler arasında çok büyük bir fark yoktur. Ama devrimci yolcu arkadaşlar, kadrolar bir sürüsü uzun hapishane deneylerinden sonra zannettiler ki yeniden mahalleye gideceğiz, gecekondu çalışması yapacağız. Ama şimdi Türkiye'de gecekondu kalmadı. İşte yerlere koca koca siteler oldu. Yani mücadelenin ve zihniyetin yeni dönemle beraber yeniden üretilmesi gerekiyor. Devrimci yol hareketinin en temel başarısı budur. Kendini de zaten böyle ifade etmiştir. Der ki devrimci bir hareketin eleştirisini bugünün devrimci hareketi yapar. Şimdi bizim talihsizliğimiz ne oldu? Bizim talihsizliğimiz Türkiye'de
toplumsal mücadele alanındaki çeşitli örgütler, Kürt hareketi, kadın hareketi falan, solun ve devrimciliğin yenilgisinden sonra yükselen hareketler oldular. Örneğin feminist hareketi alalım Türkiye'de. Türkiye'de feminist hareket, devrimci hareket yenildikten sonra kendini var etmeye başladı. Önce sosyalist kadınlar, işte kaktüs dergileri falan. Dolayısıyla içinden çıktığı hareketin sert bir eleştirisini de yaparak çıktılar. Ve devrimcilerin tabii ki kadın hareketi, kadın hareketinden öğreneceği çok şey vardı. Ama kadın hareketi yoktu o zaman. Yani dolayısıyla devrimci hareketin eksikliği biraz da bu toplumsal hareketlerin anakronik olarak varlığından böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Kürt hareketi. Şimdi Kürt hareketini biz bugün işte bambaşka parametrelerle algılıyoruz. Bizim döneme dönün, Kürt hareketi diye ifade ettiğiniz yanlış bir Sovyetçi çizgi etrafında kümelenmiş DDKD özgürlük yolu, uluslararası sosyalist bölünmeye göre Çin ve Arnavutluk yanlısı Kava falan gibi hareketler ve 1984 Eruh'a kadar yani bir devrimci faaliyet sürdürmeyen, hiçbir devrimci çatışmanın içerisinde yer almayan PKK hareketi. Yani şimdi bizim devrimci yolun en gümrah, en yükseldiği bir dönemde kendisiyle bağlantı kurabilecek bir Kürt hareketinin de varlığından söz edebilmek mümkün değil. Hatta Türk hareketi, yani Türkiye'deki devrimciliğin bir şeyidir, iz düşümüdür falandır filandır. Yani dolayısıyla biz oralardan öğrenme şansı olmayan, yaş ortalamamız herhalde 18-19 olan, kendi deneyimimizden öğrenen bir devrimci hareketi olarak çıktık. Bak üstünden 40 yıl geçmiş konuşuyoruz. Devrimci yol hareketi 3 senelik bir hareket. 3 sene. Yani 3 seneyi işte 1977 yılında kendini devrimci yol olarak ifade etmiş. 80 yılında da örgütsel varlığı büyük oranda son vermiş. Bunun yarattığı deney çok önemlidir. Bunlardan birincisi şudur. Sosyalizmi eğer sosyalizmin eleştirisi üzerine kurmuştur ve kitlelerin öz deneyimi üzerinde yükselmeyen her türlü bürokratik sosyalizmin aslında insanlık için bir kurtuluş getirmeyeceğini ifade etmiş. Çok ilerici bir şeydir. Devrimcioğlu Kızıldere değerlendirmesi, geçmiş değerlendirmesi de Güngör Erdoğan'la bağlantını söyleyeceğim. Olağanüstü bir öngörü sergiler. Der ki bir parti çeşitli çalışma alanlarında farklı farklı düşüncelerin ortaya çıkmasını bir ön varsayım olarak kabul eden, yani bir işçi sınıfı çalışması yapan birinin bilinciyle bir gerilla hücresinin bilincini %100 aynılaştıramaz. Bunları bir arada tutabilecek olan şey partinin kendisidir. Yani dolayısıyla bu farklı çalışma alanlarında ortaya doğan farklılıkları bir siyasi çizgi etrafında birleştirilmesidir. Kızıldere üzerine değerlendirmelerde devrimci yol böyle der. Ama bu çoğulcu bir parti fikridir. Bugün hepimize belki aşina gelebilir ama ifade edildiği koşullarda bütün Türkiye solu Stalinist, katı, bürokratik bir parti anlayışı içerisindeyken bu çoğulcu parti ifadesi devrimci yolun Fatsa gibi, devrimci yolun OTTK gibi, devrimci yolun Yeni Çeltek gibi alanlardaki o halkın kendi kendini idare etme fikri üzerine kurduğu sosyalist toplumun nüveleridir. Bunu da Türkiye'de bir tek devrimci yol hareketinin başarmış olması hem uluslararası hareketin basit bir kopyası olmamasıdır. Yani Çin, Sovyet ikileminde takındığı tutumdur. Aynı zamanda o kitlelerin öz deneyimi üzerine yükselen sosyalizm fikrinin reel sosyalizmin eleştirisi olarak kurgulamasıdır. Dolayısıyla bu özelliklerini zaten çıkarttığınız zaman devrimci olay büyük bir fedakarlık, faşistlere karşı bir mücadele dışında bir şey kalmaz. Faşizm analizi de böyledir devrimci olan. O gün bütün bir küme faşizm tırmanıyor, devleti ele geçirmeye çalışıyor. Dolayısıyla CHP ile vesaireyle ittifak yapıp bu tırmanışı engellemek. PKP çizgisi budur diye. Devrimci ol ise faşizm denilen şeyin yukarıdan aşağı devlet eliyle örgütlendiği, dolayısıyla sivil faşist hareket diye ifade ettiğiniz şeyin aslında Amerikan özel hak doktrinlerinin bir devamı olduğunun ifadesidir devrimci olun faşizm analizleri. Ve bunu Susurluk kazası doğrulamıştır. İşte oradan Abdullah Çatlı sivil faşist midir?
doğrudan doğruya özel arşivin bir parçasıdır. Hasan Türkeş bir şey midir, sivil bir siyasetçi midir? Türkiye'de 60 iktidarından sonra ilk kontrgerilla şeyi alan, eğitimi alan subaylardan bir tanesidir. Dolayısıyla bu özellikleri üzerinden konuştuğumuz zaman ortaya başka bir devrimci yol tablosu çıkar. Mükemmel bir şeyden söz etmemiz mümkün değil. Biz 18 yaşında çocuklardık. Bilsen neyi bilirsin yani? Hani bizim en yaşlımız, işte Tayfunlarla 4-5 yaş farkımız var. İşte bizim Oğuz abilerle 12-13 yaş farkımız var. Onların da 28-30 yaşında olduğu bir sert bir iç savaştan söz ediyoruz. Karşımızdaki iç savaşı örgütleyenler kontrgerilla eğitimi almış, işte komando kampları kurmuş falan. Biz bazen esprili konuşurduk kendi aramızda. Ya çok iyi iç savaş, polislerin dumanını attırıyoruz ama ya da askerliğini yapmış olanımız yok. Yani o zaman da konuştuğumuz şey buydu yani. Şimdi dolayısıyla bu çok tekrar edilebilir bir şey değil. Ama zihniyetlerin pratikten daha büyük ömürleri vardır. Yani düşünceler yaşamaya devam ederler. Ne mutlu ki bize, Türkiye Devrimci Hareketi'nin devrimci olun bu düşünceleri bugün de yaşıyor. Bana sorsanız devrimci ol neydi? Herkes bir yerinden tarif ediyor. Fildi, deveydi, kuştu falan. Ya devrimci ol 1965 ile 85 arasında yükselen Türkiye devrimciliğinin fotoğrafıdır. Fotoğrafın bir kısmı fludur, bir kısmı şaşı bakıyordur fotoğrafta, bir kısmı çok yakışıklıdır ama bunun fotoğrafıdır ve iyi ki Türkiye devrimciliğinin fotoğrafıdır. Yani ben söyleyeceğim bu. Peki ben bir şey yapayım. Yani şimdi Türkiye solundaki bu bölünmüş halin tek bir nedeni yok. Çok fazla nedeni var. Basit nedenleri işte kariyeristlik vesaire falan filan ya da işte onlar bunlar. Daha köklü nedenleri geçmişten gelen uluslararası sosyalist harekette bölünme. Yani sadece Türkiye solu bölünmüş değil. İki tane koca sosyalist ülke birbirine düşmandı. Çin, Sovyetler Birliği o zaman. Hatta bazen şöyle bir şey konuşuyoruz. Bizim arkadaşlarımız diyorlar ki ya sen konuşuyorsun sosyalizm falan filan da patsa da bile AKP alıyor falan. Patsa sembol ya. Ya benim de şöyle bir yanıtım var ya diyorum. Ya patsa da o alıyor. Güzel. Ya Moskova'da da Lenin yerine Putin oturuyor. Yani bu Rus devriminden daha büyük bir devrim değildi bizim. Bu dünyada bir sosyalizmin yenilgisinin yarattığı bir kafa bulanıklığı. Bu sosyalist ideallerin ortadan kalkmamasıyla at başı gidiyor. Yani bizim içinde yer aldığımız, sosyalizm hala bir varlık olarak devam ettiği, bizim onları eleştirel davrandığımız yerden daha farklı bir dünya tablosuyla karşı karşıyayız. Ama Türkiye'de solun birleşmesini sağlayabilecek olan şey, unuttuğumuz şey, bir toplumsal pratik ve bir toplumsal mücadele sürecinden solun kopmasıdır. Sadece sosyalistler için konuşmuyorum. Çok yakın bir zamana kadar, 12 Eylül'den çok uzun bir süre, solcuların, sosyal demokratların örgütlü oldukları yerler sadece ülkenin zengin mahalleleriydi. İşte Çankaya'da solculara çıkar, Kadıköy'de solculara çıkar. Yani o solun taşralaştığı bütün köylerde, bütün yerlerde mücadele eden solculuktan kendi gettolarına çekilmiş solculuk söz konusu. Aslında solu birleştirecek olan onun eyleminin muhtevası, beraber mücadele etme şekli. Şimdi bundan kopuk olmaya başladığımız andan itibaren bu böyle bir sonuç yaratır. Çok şimdi kimin söylediğini tam hatırlayamıyorum ama bir yenilgi döneminde iki tür eğilim çıkar. Solun elitleri sosyalizmin 8. aşamasında işte fabrika işçisine ücret alacak üzerine elit tartışmalar yaparlar. Diğerleri de avamlar olurlar ve avamlar hiçbir şey tartışmazlar. Bu iki fikirsizlik hali sonuçta solu büyütmez. Şimdi bugün geldiğimiz noktada da siyaset yapma tarzında aynılaşabilirsek, solun bu bölünmüş tablosunun bir eylem birliği pratiği içerisinde aşılabilmesi mümkün olabilir. Bunun dışında çeşitli sol fraksiyonların tepeden 8 kişi geldi, 10 kişi geldi bir
birleşme olabileceği bir hayal olarak görünebilir. Toplumsal mücadele yükseldikçe, bunun görevlerini becerdikçe bu birlikteliği sağlayabilmek ancak mümkün olabilir. Bugün bakınız, bizi genellikle işte bazen Kürt hareketiyle niye ittifak yapmıyorsunuz diye eleştirilir. Saati biraz geriye alalım, 2010 referandumunu düşünelim. Biz hayır diyoruz. Bunun Türkiye'ye bir demokrasi getirmeyeceğini ifade ediyoruz. AKP'nin kendi ideolojisini topluma dayatabilmek için bir hile yaptığını söylüyoruz ve bir hayır siyaseti diyoruz. Sadece biz değil, Halk Evleri, TKP vesaire. Kürt hareketi boykot diyor. Şimdi burada bir birleşme olamaz. İki tane farklı politika var. Sonuç olarak görüyoruz ki bugünden geri döndüğümüz zaman 2010 referandumu Türkiye'yi siyasal İslamcıların bir askeri darbe sürecine kadar taşıdıkları bir Türkiye tablosuna yol açtı. Ve o günden beri de AKP iktidarı 2010 referandumundan itibaren bir tek adam rejimine kadar bizi sürükledi. Dolayısıyla o boykot politikası yanlış, hayır politikası doğruymuş. Buradan neyi anlatmaya çalışıyorum? Politikanın kendisinde anlaşamadığınız müddetçe bir sol birlik, solun birlikte davranması mümkün değil. Bugün de biz örneğin sol parti olarak esas olarak sorunun solun toplumsal bağlarının güçlendirilmesi, mücadele alanlarında bunun örülmesi ve esas olarak sol politikaların bu zeminde kurulması gerektiğine dair bir politika öneriyoruz. Bunun için gücümüz yettiğince Trabzon'da miting yapıyoruz, Fatsa'da miting yapıyoruz, öbür tarafta fabrika işgaline gitmeye çalışıyoruz. Yani sonuç olarak solun toplumsal taleplere sahip çıkan bir büyümesine yönelik siyaset izliyoruz. Ama Türkiye'de bir sürü sol hareket yıllardır. Ya işte HDP'yle iş tutayım, iki tane milletvekilim olsun falan filan gibi. Şimdi bunlar ikisinin arasında bir dayanışma olabilir. Bir eylem birliği olabilir. Yani gayet de makuldür. Çünkü karşımızdaki güçler böyle bir dayanışmayı ve eylem birliğini dayatabilirler. Ama bizim bir bağımsız çizgi ve bir sol politika zemininde bugün ihtiyacımız olan şey esas olarak solu toplumsal alanda güçlendirebilecek bir kitle çalışması, bir taban çalışması ve politik yönelim olmalı. Dolayısıyla sorunuzun kolay bir cevabı yok. Kolay bir cevabı yok ama cevap verebilecek bir açılımı var. O da solun bu birleşilmesi denilen şeyin hakiki bir toplumsallaşma sürecinde yapılabileceği. Öbür türlü KESK mesela diyelim. Muazzam bir toplumsal güce sahip olmuştu. Dolayısıyla orada beraber davranma iradesi çok daha yüksekti. Sonra öğretmen hareketi, kamu çalışanları hareketi kısmen gerileyince bu sefer bir sürü ayrılıklar ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla bugün bizim bu toplumsal mücadelelerin yönünü buraya çevirebilecek bir siyasal çizgiyi, bir bağımsız zemini mümkün olduğu kadar güçlendirme üzerine bu birliği yaratabiliriz. O kadar güçlenirse de anneniz bizi destekleyebilir. Yani onu çok net olarak söyleyeyim. Ha. Buyurun. Şey söyleyeyim. Ya şimdi bizim şöyle bir şeyimiz yok. Yani Türkiye'de Kürt sorunu yok ve Kürtler çok büyük bir baskı altında konusunda bir kuşkumuz yok. Ha, devlete güvence verme konusuna gelince herhalde en son devlete güvence veren hareket bizim siyasi hareketimiz. Yani devlet o güvenceyi de yutmaz yani. Çok merak etmeyin. Şimdi şöyle özetlemek mümkün. Kürt sorunu konusunda bizim örneğin sol partiler programatik ilkemiz çok net. Belki de HDP'nin programından daha ileri bir şey söylüyoruz. Yani yerinden yönetim çözebilir diyoruz. Kürtler nasıl yaşamak istiyorlarsa öyle yaşamalılar, buna karar vermeliler diyoruz. Ve dolayısıyla Türkiye'de Kürt meselesinin Türkiye'nin önemli meselelerinden biri olduğuna dair programatik ilkelerimiz var, şeyimiz var. Ha bunun dışında Kürt hareketiyle şu ana kadar ittifak yapmış ilk hareketlerden biriyiz. Çok yakın bir zamanda SHP, ÖDP iken biz
ve HADEP beraber seçimlere gittik. Fark yaptık yani orada sıkıntı yok. Devamını söyleyeyim. Kobane olaylarında tekrar beraber çıktık. Dayanışma ilişkisinde beraber çıktık falan. Şimdi bütün bunların hepsi tamam. Ama bir de şöyle bir durum var. Biz ayrı bir politik hareketiz, sosyalist bir hareketiz ve sosyalist bir program, bir geçiş programı içerisindeyiz. Orayla her türlü dayanışma hareketine evet. Onun içinde erimek, onun imkanlarından faydalanarak politik bir zemin oluşturmak konusunda bizim tereddütlerimiz var. Ve üstelik Kürt hareketinin sürekli liberal çevrelerle birleşmesinin bir sorun olduğunu söylüyoruz biz. Yani şimdi son kongrede bile Türkiye'de ne kadar AKP rejimine destek vermiş, bugünkü tablonun ortaya çıkmasına yol açmış, yetmez ama evet insan varsa HDP'nin danışma kurulunda. Onun ötesinde bakıyoruz, ÖDP içinde bir travmadır, ÖDP'den bölünmede. Bize göre bir talihsiz bir şeydir ama Kürt hareketinden en uzak durmayı savunan arkadaşlarımızın çoğu bugün Kürt hareketiyle beraber davranıyorlar. Yani ÖDP'deyken tersti bu. Şimdi o arkadaşların çizgisine de bakıyoruz. Ciddi bir liberal çizgi. Devamını söyleyeyim. Bugün Türkiye büyük bir krizin altında. Yani yoksullaşma vesaire falan. Ve bu yoksullaşmadan, bu krizden en çok etkilenen siyasal hareket yoksul Kürtler. Kürtlerin çok büyük bir bölümü yok. HDP'nin bu yoksul Kürtlerin talepleriyle hiçbir şekilde ilgilenmemesi, onların hatta kendiliğinden eylemlerini bile bastırması bize göre bugün doğru politika gelmiyor. Kürt sorunuyla alakalı bir şey söylemiyorum. Kürtlükle ilgili de bir şey söylemiyorum. Ben Kürt halkının devrimcilerden başka dostu olduğu kanısında değilim bu toplumda. Orada bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı HDP yöneticilerinin ortaya koydukları siyasal çizginin ve solla kurdukları hegemonik ilişkinin Türkiye'de solu, tek nedeni bu değil tabii, solun günahları esas, solun günahları. Yani HDP buraya ittiriyor demiyorum ama bir faktör olarak bunu görmek lazım. Bunun ötesinde solun nefes alıp verebileceği bütün toplumsal örgütler, işte KESK'ti, sendikalardı falandır, HDP'nin hegemonik tavrı yüzünden kendi asli toplumsal taleplerinden uzaklaşıyor. Yani bir bunu da çok net olarak görmek lazım. Ama Türkiye'nin bütün sorunlarını Kürt sorununa indirgeyerek de devrimci sol sosyalist bir çizgi sürdürülemez. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Türkiye solu çok uzun bir dönem boyunca kendi başarısız ve güçsüz olduğu için orayla kurulacak bir ilişki üzerinden kendini var edeceği düşündü. Aslında HDP'yi de devrimci bir dille, dostane bir dille eleştirmek onlar için de bir pozitif katkıdır diye düşünüyorum ben. Ve bunun önünde hiçbir engel yok. Lenin Bundçuları da eleştirmiş, Frakicileri de eleştirmiş. Yani bir etnik talepler eleştirilemez diye bir şey yok. Sosyalistler için böyle bir eleştiri yapılabilir. Ha buradaki hikaye bu siyaset tarzının, yani kendini toplumsallaştırıp güçlendirmeden bir dayanışma ilişkisi değil de bir tabi olma ilişkisinin Türkiye'deki sosyalist zemini zayıflattığı iddiası. Ha, Türkiye'deki sosyalistler tabii ki güçlü olsalardı bugün Kürt sorunun çözümü konusunda da büyük bir adım, büyük bir ileri adım atılmıştı. Kürt sorununun Türk egemenleri tarafından bu kadar kriminalize edilmesi, çözülememesi büyük oranda sosyalistlerin güçsüzlüğünden de kaynaklanıyor. Bu toplumda bizim sol partinin yapmak istediği şey dayanışma, Kürtlerle dayanışma için, kadınların özgürlüğünü elde etmesi için, bütün emekçilerin kendi haklarını elde etmesi için güçlü bir sosyalist hareketi inşa etmek. Yoksa bizim, bir de bizim bu sosyalist güç birliğini 4 parti, 2 parti, TKP falan diye okumak da doğru bir şey değil. Biz esas olarak Türkiye'de bugünkü mevcut konjonktürde bağımsız bir siyasal çizginin toplumsal örgütler, buna katılan siyasi partiler, aydınlar falan üzerinden bir bağımsız zemin olarak kurulmasını düşünüyoruz. Yoksa bizim TKP'li arkadaşlarla, TKH'li arkadaşlarla ne sosyalizm tasavvurumuz, ne bugünkü mücadelenin bütün parametreleri konusunda, Kürt sorunu konusunda birebir özdeşleştiğimiz zaten söz konusu değil. Biz ayrı bir siyasal partiyiz.
Ama aynı zamanda bir cephecilik geleneğinden geliyoruz. Dolayısıyla bu zeminin kurulması için böyle bir bağımsız çağrı yapıyoruz. Bu bağımsız çağrı kendi güçlenir, Kürtlerle dayanışmayı daha güçlü hale getirir falan. Bu elbette öyle bir yoldan gider. Sorun bizim için esas olarak bu. Sorunu etrafında onu tartışıyorsun. Ben bildirgeçlerini tam hatırlamıyorum ama ya bizim çok açık konuşmak gerekirse ne Kürt hareketi ne başka bir hareket. Kürt hareketinki daha tuhaf olur. Bizi bir ulusal solculuk olarak kimse damgalayamaz. Ya şu açıdan damgalayamaz. Bizim bütün bir siyasi geleneğimiz bellidir. İçinde bulunduğumuz durum bellidir. Hele hele ya Kürt hareketinin ana gövdesi ulusalcılıkken, Kürt ulusalcılığıyken, yani burada bir ulusalcılık var diye bir tartışma da çok manalı bir tartışma değil. Yani ya tabii Kürt, yani ulusal bak şimdi ulusalcılık dediğiniz zaman hayır, fark etmiyor. Yani şöyle fark ediyor da yani onu asıl güdüleyen şeyin ulusal talepler olmasını ortadan kaldı. Bu ulusal talepler tabii ki bir egemen ulusa karşı ifade etmesinden doğan bir demokratlığı, ilericiliği var ki biz böyle bir ortaklık duygusu içindeyiz de genel ideolojisi itibariyle tabii ki sosyalist bir hareket mi? Hayır, kendini zaten sosyalist ifade etmiyor. Radikal bir demokratik hareket ifade ediyor. Evet, ben şey yapabilir miyim? Tabii tabii. Yoruldum. Buyurun. Kürtler Suriye'de bir devletçik sahibi oldular. Tarih yazılırken belki doğruydu yapılan denebilir. Onu şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Bugün Suriye üçte biri yani Fırat'ın doğusu Amerikan Hava Kuvvetleri'nin kontrolünde ve orada ciddi bir 130 bin civarında silahlı bir Kürt ordusu var. Bütün bunlara bakmadan işte HDP şöyleydi, siz şöyleydiniz, o yok şuna yazdınız falan. Farklı uluslararası düzeyde çok ciddi bir sorun var. Bunu kabul etmemiz lazım. Ben Sol Parti adına Avrupa Sol Partisi'nde görevliyim. Orada mesela Mısır'dan bir sosyalist arkadaş mektup yazdı. Siz bize şey yapıyorsunuz, laf söylüyorsunuz ama sizin kendi adamlarınız bakın orada Amerikalılarla nasıl işbirliği yapıyorlar diye. Buna karşı işte o Sol Parti içindeki Fransız Komünist Partisi diğerleri falan hemen aa bu taktiktir, şudur budur falan diye bir şeyler söylediler. Ben de cevap olarak bunun yani taktik, maktik, strateji falan ötesinde real bir durum olduğunu, real politik bir durum olduğunu söyledim. Bütün bunları da göz önüne almamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu Türkiye'de ayırdınız HDP, tamam PKK'yı ne yapacağız? SEDEK şeyi ne yapacağız? YPG'yi ne yapacağız? Yani bugün ciddi bir şekilde Türkiye'nin orada bir işgali var. Buna karşı Amerikan kontrolünde ciddi bir askeri örgütlenme var. Bunlara bakmadan işte HDP'nin arkasında durdum, ötekini yaptım, bilmem ne yaptım. Biz Selahattin aday olduğunda işte 4 yıl önce 300'e yakın 68'liler olarak ODTÜ'den de bir sürü insan onu desteklediğimizi resmi bir ilanla da söyledik. Yani bunlarda bir şey yok, eksiklik ama öbür tarafta bu meselenin yani dünyanın en önemli meselelerinden biri olduğu, dünyanın en güçlü bir gerilla örgütünün hala Suriye'de ve Türkiye'de pek gücü kalmasa bile etkin olduğunu ve bunu kolay kolay bizim şunu söyleyelim, bunu yapalım falan çözebilecek bir durumda olmadığımızı da bilmemiz lazım. Yani şeyi söylemek kolay işte ulusal solcusunuz yok öteki bilmem ne bunlar. Bence hepsi boş çünkü bunlar bizim elimizde olan bir şey değil. Bak adam gitti Rusya'ya istedi. Amerika zaten izin vermiyor. Rusya da izin vermedi. Bir şey yapamadı. Şimdi Yunanistan'a döndü. Yani bu kolay değil. Yani sonuçta orada bir devletçik kuruldu. Ha pazarlık olur ileride. Hükümet değişir. Karşılıklı anlaşılır. Ona bir şey diyemeyiz yani geleceğe yönelik. Ama şu andaki duruma baktığımızda durum oldukça tartışmalıdır. Yani bizim buna müdahil olup bazı sol örgütler olduğu gibi geçen de baktım yani 20'ye yakın kişi sol örgütlerden
milletvekili olmuş HDP'den. Bir kısmının ismini bile bilemezsiniz. Yani hangi örgüttür onlar bile şüpheli. Yani bizim HDP ile ilişkimiz tamam olabildiği yerlerde olur. Ama asla öbür türlü bir ilişki olamaz. Zaten HDP'nin tabanına da baktığımızda mütedeyyin insanlardır. Yani bir komünist örgütlenmeyi biz ne dersek diyelim, sonuçta bir komünist örgütlenme olduğumuz bilinir. Bunu onlara kabul ettirmemiz de çok zordur. Hiç kendimizi aldatmıyor. Yani onların, HDP'nin bize önerdiği şudur, gelin milletvekilliği verelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Biz de yıllardır buna teşekkür ettik, elimizden geldiği kadar onlara destek verdik. Seçime katılmadığımız zamanlarda oy verdik. E daha ne yapalım? Ya şimdi işçi sınıfı tartışması tabii ki çok uzun bir tartışma. Yani 80'den önce dünyada işçi sınıfı, üretim süreçleri, yeniden üretim süreçleri, bugünkü işçi sınıfının yapısı, bir işçi aristokrasi, bir işte ne bileyim motokurye kapitalizmi de deniyor şimdi, hizmet sektörünün başka şekiller alması falan. Bu tabii ki örgütlenme anlayışını da bugün çok daha farklı ele almayı gerekli kılıyor. Ama Türkiye'nin her tarafında şu anda bir birleşik mücadele olarak kendini ortaya koymasa bile fabrikalarda çok fazla sayıda işçi direnişi var bugün. Ama Marx'ın dediği gibi büyük bir yedek sanayi ordusunun olduğu dışarıdaki işsizlik oranlarının devlet rakamlarında bile %10-15-20'lere çıktığı bir yerde sendikalı işçilerin mücadelesini bambaşka parametreler etrafında örgütlemek lazım. Soru şuysa cevabı da içinde zaten. İşçi sınıfı mücadelesi olmadan devrimci sol bir mücadele olur mu? Olmaz. Ama tersi de doğru. İşçi sınıfına gerçekten sol sosyalist bir bilinç dışarıdan götürülmediği müddetçe bir ekonomik mücadele olarak kalmaya mahkumdur. Bizim de bugün yapmaya çalıştığımız ve yaptığımız çağrı sol partinin köylü hareketini, onların toplumsal taleplerini, işçi hareketini, onların toplumsal taleplerini örgütleyen bir pratiğe doğru yüzümüzü dönelim. Karınca kararınca becerdiğimiz kadar siyaseti bu parametre etrafında kuralım. İşçi mücadelesinde de bu olsun, kadın mücadelesinde de, kamu çalışanların mücadelesinde de. Yani bir mücadele tarzı aynı zamanda ona uygun bir örgütlenme tarzını getirir. Şöyle bir şey yok. Ya Türkiye'de umutsuz olmak için çok fazla neden de var. Ama umutsuz olmaya sosyalistlerin hakkı yok. Yani yüz yüze olduğumuzda durum biraz bu. Herkese katıldığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.